Efendim, herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, şimdi gördüğünüz gibi artık tek başına beni dinlemeyeceksiniz. Ben sizlerle buluştuğum bu ekranı birisiyle paylaşmak zorunda kaldım şu anda. Ama paylaşmaktan mutlu oldum birisiyle. Eminim siz daha mutlusunuz ki artık ekranın yarısı bari tertemiz güzel görünüyor. Benim olmadığım taraf. Şimdi Doktor Bülent Manan'la birlikteyiz. Abi böyle seni tanımıyormuş gibi mi konuşayım, yoksa hani tanımıyormuş gibi konuşup bir süre sonra şey çıkabilir. Hani bu lokantalarda falan oluyor ya, mesela garson diyor ya, Ali Bey, beyefendiye bir kebap getirebilir miyiz? İki adım sonra, oğlum nerede kaldı beyefendinin kebabı? Beyefendi de adamın kebabı diyor ya öyle. Biz şimdi 10 dakika sonra muhabbet şeye dönmeden evet. Baştan diyeyim yani. Rahatlıkla başlayalım. 10 yılı geçti, ben tam hatırlamıyorum ama herhalde 12 yıl mı, 13 yıl mı oldu? 12-13 yıl oldu tam. Oldu, 15'e doğru gidiyor, evet. Yani, ama ben kısaca sizi tanıtayım, beni izleyen milyonlara şu anda. Sayın Doktor Bülent Manan, diş hekimliğini bitirdiniz, diş hekimliğini aktif olarak yapmadınız. Yaklaşık 30 yıldan uzun bir zaman önce Vestiyar Yayın Grubu kurdunuz. Vestiyar Yayın Grubu olarak ülkedeki, Türkiye'deki ve hatta uluslararası diş hekimliğiyle ilgili bütün yayınları topladınız ve onların Türkçelerini, onların franchise gibi yaptınız. Yani ciddi bir diş hekimliği yayıncılığı portföy oluşturdunuz orada, değil mi? Şöyle diyelim, diş hekimliği üzerine süreli yayıncılık deniyor ya, yani aylık evet. Dergi ya da işte birkaç ayda bir çıkan dergilere, rutin şeyle, periyodik dergilere süreli yayınla başladık. 1989 yılında başlamıştık. Başka alanlara kaymak olarak değil ama diş hekimliğinin bir ihtiyacı olduğunu gördüğümüz mezuniyet sonrası eğitim. 2005'te de ona da başladık. Yani yayıncılığı tabii ki bırakmadık. Yani o bizim ana işimiz. 1989'da başladı ve halen devam ediyoruz. 8 tane yayınımız devam ediyor yine diş hekimliği alanında. Öyle. Kağıt kokusu. Bir yandan şairlik var. Kağıt ve mürekkep kokusundan vazgeçemiyoruz. Mürekkep kokusunda. Harika. Ondan sonra Vesta'nın kuruluşu var. Eğitimler başladı. Evet, Türkiye'de, 2005'te. Yurt dışında. Evet. 2005'te, evet. 15, 16, 17 sene olmuş. Evet. Sonra önce bu eğitimler işte yurt dışında, Amerika'da, İngiltere'de, Avusturya'da olduğu zamanları ben biliyorum. Hala devam ediyor da bu Covid'de biraz eskiydi. Şey oldu, ara verildi. Bir de yurt dışından Türkiye'ye gelenler vardı. Evet, sonra bir de İngiltere'de Knightsbridge kuruldu. Yani bu arada şey de var. Siz fuar organizasyonları falan da var, değil mi? Bayağı bir şekilde ilgili her şey var yani. Var, evet. 2002'de de şeye başlamıştık. Diş hekimliğinin şu an Türkiye'de 3 tane resmi fuar var. Ondan birisini de biz yapıyoruz. 2002'den itibaren yapıyoruz. 2002'de başladığımız bir fuar. Eski adı Dental İstanbul'du. Şimdi Greatest olarak devam ediyor. Yılda bir kez yapılıyor. Kendi alanında o da iyi bir durumda. Yani Avrupa'da ki şimdi hani böyle bir legal sıralama yok ama hani biz şöyle gidip geldiğimizde kendimiz bir kafadan şöyle liste yaptığımız zaman kesinlikle ilk 10'da olduğunu görüyoruz. Hem katılımcı sayısı açısından hem hacim açısından. Bir de öyle bir fuar ve kongremiz yılda bir kez yapıyoruz. Süper. Bir de Knightsbridge Academy. İngiltere merkezli. Evet, şu an siz de zaten Londra'dasın. Evet. Şu an biz aynı şehirde değiliz ama aynı ülkedeyiz artık. Aynı ülkedeyiz, evet. Knightsbridge Academy de kuruldu. Knightsbridge Academy ile hem bu eğitimler devam ediyor hem de doktorlara ve diş hekimlerine bizim asıl şu anda aslında hani benim bu sağlık serisinin devamında hep söyleyeceğim dediğim kısım bu kısım doktorlar ve diş hekimlerinin İngiltere'ye intibakı. Evet. Ben de öyle gazeteci havasına büründüm, ben de elime kalem falan var şöyle tutuyorum yani şey değilim, hepten de boş değilim. Yani. Bir yedip su alayım bari, biraz sorularımız zorlaşacak herhalde. Hard talk yapıyoruz şu anda. Evet. Abi şimdi bu sağlık serisinde biz bu arada konuşurken herkes lütfen çekinmeyin. Abone değilseniz abone olabilirsiniz ama şurada bir yerlerde olması lazım. Bir türlü şu kamerayı tutamıyorum. Şurada bir yerde abone olabilirsiniz. Abone olmayı ve arkadaşlarınızı da abone olmaya davet etmeyi unutmayın. Davet etmeyi, teşekkür ederim. Şimdi sağlık çalışanları birkaç tane ben şöyle sınıflandırayım. Doktorlar, diş hekimleri, hemşireler. Peki bunlar gelebiliyor mu İngiltere'ye? Birinci soru bu. İngiltere'de çalışabilirler, yaşayabilirler. Türkiye'de eğitim almış bir diş hekiminin ya da bir tıp doktorunun İngiltere'ye gelmesi ve burada çalışması, hayatını burada devam ettirmesi mümkün mü? Mümkün. Doktorlarınki şimdi bir sınav yolu var. Doktorlarınki sınav yoluyla açık. Tıp doktorlarınki.
PLAP denen bir sınavları var onların, iki aşamalı. Diş hekimlerinin de ORE denen, Overseas Registration Exam denen bir sınavları var. O da gene iki aşamalı. PLAP'ın, yani tıp doktorları için yapılan iki aşamalı sınavın birincisi İngiltere dışında bazı ülkelerde yapılıyor. Türkiye'de yok maalesef. Onlar Türkiye'deki arkadaşlar mutlaka İngiltere'ye gelip girmeleri gerekiyor. Diş hekimlerininki sadece zaten İngiltere'de yapılıyor. Bunların tabii dille ilgili gereklilikleri var. Yani sınavla beraber bir de dil. Yani doktorların İngiltere'deki regüle eden kuruluş GMC, General Medical Council. Diş hekimlerininki de ortadaki harf D'ye dönüyor. General Dental Council. Şimdi bunun ikisinin de dille ilgili şeyleri, şartnameleri diyeyim, birbirinden birazcık farklı ama genel itibariyle yani diş hekimlerinin 7 istiyor GD'si, GMC'de tıp doktorları için 7,5 istiyor. Hatırımda yanlış kalmadıysa ama onlar bir de şey var, Occupational English Test mi? OET denen bir test var. GMC onu da kabul ediyor ama şey, diş hekimlerini regüle eden kuruluş onu kabul etmiyor. Onun diğerine göre birazcık daha geçmesinin kolay olduğunu söylüyor şeyler, uzmanlar. Yani diğerine göre, çünkü daha meslek alanıyla ilgili, daha genel değil. Detayları altta doğru, çünkü çok dallanıp budaklanıyor. Yani ben bu diş hekimleriyle şey anlatıyorum, 4,5-5 saat konuşuyorum neredeyse. Aynen. Çünkü çok fazla detay var. Hani şimdi çok o kadar detaya girersek içinden çıkamayız. Dil tabii, şartı tabii, var bir. Dil şartı birincisi. Ayas'tan 7 veya 7,5 aldı. Almaları şeyleri söylüyorum. Aynen. Ayas'ı almaları gitti. Bir. Bunu Türkiye'de aldılar. Bunu Türkiye'de aldılar. Sınava girmek için buraya gelmeleri gerekiyor. Ve bu sınava yani Türkiye'de de hazırlanabilirler. Burada gelmek isteyen arkadaşlar hazırladığımız şeyler de var. Programlar da var Birmingham'da. Diş hekimleri İngiltere'ye bir yolla daha gelebiliyorlar. Yani sınavsız bir şu anda kapı var orada, bir açık bir kapı var. İngiltere dışında bir diş hekimliği fakültesini bitirmişseniz İngiltere'ye gelip dental terapistlik yapmak için sınavsız olarak gelmenizin önü açık. Yani bu şöyle değil tabii. Ha, elinizi çantayı eline aldım geldim ben terapistlik yapacağım gibi değil. Bir prosedürü var tabii. Yani tamamlamanız gerekiyor. Çantanın arada, içinde bir şeyler olması lazım. Tabii ve şöyle bir şey. Arada bir süreç var. Sınav yok ama tamamlamanız gereken bazı süreçler var. Yani Türkiye, yani İngiltere dışındaki diş hekimliği eğitimiyle İngiltere'deki terapistlik arasındaki eğitimdeki bazı gap'ler var. Yani onları kapatmanız lazım vesaire gibi. Böyle onun da gene çok detayına girmeden şöyle söyleyebiliriz. Yani o süreci tamamlayarak buraya gelmeden, bir sınava girmeden Türkiye'deyken GDC'ye terapist olarak kayıt olmanın önü şu anda açık. Bu yoldan gelen sadece... Bu süreci Türkiye'de tamamlayabiliyorlar o zaman. Aynen, Türkiye'de tamamlayabiliyorlar. Var. Tıp doktorlarının da şöyle bir şeyi var. Onu da hemen söyleyelim. Şimdi diş hekimlerinin denklik sınavı diyelim bunlara. Denkliklerini burada kabul ettirmek için olan sınav. İşte ORE denen sınav. İki aşamalı. 2020 Nisan'dan beri yapılamadı o sınav. Yani pandemi sebebiyle. GDC sürekli erteliyor. En son duyurduklarında bir de şöyle bir şey var. Yani önceden sınava girecek, yani sınav tarihi netleşmiş, sınava girecek kişiler belirlenmiş bir kitle vardı. 2020 Nisan'ındakiler. Onların sınavı iptal edildiği için şu anda onlar tabii öncelikli hakları var. Onlar için bir sınav açacağını duyurdu. Eylül ayında yapacaklarını duyurdular. Sonra onu da iptal ettiler. Şimdi tekrar bir daha duyurdular. Ocak'ta yapacağız diye. Yani Ocak ayının sonunda o önceden yapılamamış olan sınavı yapacaklarını duyurdular. Ondan sonra düzene girmesini bekliyoruz. Ama tıp doktorlarının şöyle bir şansı var. Onlarınki düzenli yapılıyor herhalde. Düzenli bir şekilde devam ediyor. Yapılıyor, evet. Onların tabii tıp doktoru sayısı daha çok olduğu için daha sık yapılıyor. Onlarınki yapılıyor. Hemen hemen her ay var yani. O zaman şimdi bu GMC'ye kaydolmak için IELTS'ten, yani İngilizce yeterliği aldık ve GDC'ye kaydolmak için de IELTS'ten aldık. Evet, ben kendi anlayacağım şekilde. Evet. Dental terapist olmak için Türkiye'deyken bazı eğitimleri alıyorum. Gene IELTS hep var yalnız, onu hiç unutmuyoruz. O bir o cepte. Cepte. İngilizce bileceğiz, onu koydum. Aynen, sağ, aynen. O cepte. Dental terapist olmak için Türkiye'de bazı eğitimleri alıyorum. Sınava da girmiyorum. O eğitimleri bitirdikten sonra GDC'ye dental terapist olarak kaydoluyorum. Başvuruyorsunuz, evet. Yani başvuruyorsunuz ve kayıt olmayı talep ediyorsunuz. Bu bir değerlendirme, yani bir hani vizedekine biraz benziyor, tam değil ama hani vizeye başvurmuş olmak size vizeyi alacağınızı garanti etmiyor. Bunu en iyi bilenlerden biri sensin yani. Ama yani ben öyle diyorum, yani vizeye başvurup da çıkmama ihtimali çok daha düşük.
Yani hani Evet. çıkmayacak diye kimse başvurmaz. Yani biz mesela şirket olarak işte birçok seyahate vesaireye insanları götürüyorduk. Amerika, İngiltere'ye. Ben mesela bizim diş hekimlerine götürdüğümüz hekimler için vizesinin reddedileni hatırlamıyorum. Yani hemen hemen hepsine çıktı. Yani sadece bir dönem biz 7-8 kişide bir sorun olmuştu. Ona da itiraz etmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Onlara da çıktı. Yani hani düzgün işinin de gücünde bir diş hekiminin vizesinin çıkmaması ne kadar zorsa bu GDC'ye başvuru konusunda da onay gelmeme ihtimali o kadar. Ama Zaten hani onay almanın evet. pardon ya bu hani şunu bunu şunun için söylüyorum. Hani ben bunları tamamladım. Tamam bunu hak ettim gibi değil. Bir değerlendirme yolu koymuş adam. Bir register koymuş. Adam senin dosyanı değerlendiriyor. Yani bir kendi elemanına yetki vermiş. Evet. Ya zaten bu onay almanın ilk şartı başvurmak. Biz Aynen. İyi, yani sağlam takılmak. başvurmak bir de evet. Şimdi biz şeyde mesela Ankara Anlaşması çalışmalarında veya bu yatırımcı yaptığımız, buraya yatırımcılarla yaptığımız işte vize desteklerinde falan da ben de aynısını söylüyorum. Ya bunda bir adamların karşısında böyle bir kontrol listesi yok. Bir Evet. checklist, nüfus cüzdanı var, bir tik, işte pasaportu var, bir tik, altı, böyle değil. Sen bir dosya sunuyorsun, kendini anlatıyorsun. Yani önemli olan bu dosyayı en iyi şekilde sunmak. Karşıdaki adam buna ikna etmek. A şahsı ikna edebilir, B şahsı edemeyebilir. Adam o gün mutludur, karısıyla kavga etmiştir, kahvesini, işte makinesi bozulmuştur. Her şey etkili insan yani. Yani ona bakan bir insan. Robotik bir şey değil. Yani bir onu çok iyi anlamak lazım diyordum. Herhalde burada da durum hemen hemen aynı. Bir adam bakıyor buna kani olması gerekiyor. Adam ikna oluyor ki ona göre adam onu veriyor. GDC'ye veya o zaman okey ben biraz kafam şey gidiyor. İngilizce hallettik. O eğitimi tamamladık. Dental terapist olarak başvurduk GDC'ye. Eğer Bu onlar sınavsız yol. onaylarsa Diş dental hekimleri terapist için olan olarak sınavsız yol. Evet. Pardon. evet. Sınavsız yol dental terapist olarak çalışma hakkını elde ediyoruz. Değil mi? Bundan Evet sonra. tabii yani çalışma Onayladıktan hakkını sonra. derken dental terapistlik yapma hakkını elde ediyoruz ama tabii burada bir de Yapma. çalışma vizesine ihtiyacımız var ayrıca. Tabii onun O önünü işin ayrı söylüyorum yani tarafı. evet. Aynen. Yani kabul ediliyoruz. Öyle değil. Aynen Kabul aynen. ediliyoruz. Yani burada bir Evet. çalışma hakkıyla buraya geldiğiniz zaman size burada mesela burada dental terapistlik yapma hakkını da elde etmiş olursunuz. Ya yani biliyorsun iki yönü var ya bu işin. Çünkü Evet. bunlar kalifiye bir iş kolu olduğu için yani normal burada çalışma hakkı olan herkes dental terapistlik yapamaz. Yani Tabii. bunun için Yani biz GDC orada kademe. diplomamız geçerli oluyor. Aynen Denkliği aynen. almışız. Aynen. Diş hekimi olarak çalışmak için de ORE sınavına girmek Aynen. gerekiyor. Buna ek olarak. Bu Evet. sınava da İngiltere'de gireceğiz. Bu Evet. sınav mesleki bir tanesi pratik bir tanesi de teorik sınav mı? Nasıl Gibi oluyor? evet kabaca öyle söyleyebiliriz. Yani Kabaca birisi ya kabaca evet birisi daha çok ya birisi tamamen teorik. Birisi de daha uygulamalı böyle. Yani işte OSKİ denen meşhur bir şey var. İşte böyle istasyonlar var. Ondan sonra manken Phantom diyoruz biz diş hekimliğinde yani bu şey kafalar var o kafalarda işte yaptırıyorlar işte ne bileyim vaka değerlendirmesi yaptırıyorlar falan yani birincisi iki kağıttan oluşuyor yani iki papers diyor işte paper yani iki ayrı günde giriyorsun ikinci aşamasında da dört ayrı şey var dört farklı aşaması var yani iki parça sınav ama part bir part iki olarak ama her biri de gene kendi içinde bölünmüş halde ikisini Tamam. de geçmeniz gerekiyor. Bunlar mesleki sınav. Yani bu da sınav yolu işte. Bunu geçtiğiniz zaman denkliğin onaylanmış olur. Zaten sınavı geçtiğiniz zaman. Bunda bir değerlendirmeye ihtiyaç yok. Yani o esnada hocalar seni yeterli buldu. Geçtiysen zaten geçmişsindir yani. Geçiyoruz. Onayı alıyorsun yani. Evet. Ben hani çok detaya girmiyorum. Bunu zaten siz organize ediyorsunuz. Yani Evet. eğitimini de veriyorsunuz. İşte hepsini yapıyorsunuz. Ben Evet. oraya, ben hani Evet. böyle ilk giriş, introduction to Aynen. işte 101 yani hani Biz alışmışız otomatik bunu anlatıyoruz diye bir şey sorma. evet, Sen kes abi beni. yani ondan dolayı şeye girmiyorum. Evet. Zaten bunu organize ediyorsunuz. Ben hani şey anlamaya çalışıyorum. Bu sınavlara da muhtemelen işte bir vizeyle gelip sınava girip geri dönüyor. Değil mi? Evet, aynı. Çünkü diş hekimi veya burada yaşamayan birisi. Yaşamayan Bu için sınavı da bir geçtikten sonra diş hekimliği denkliğini almış oluyor. aynı. ORE. Peki Evet. bunların ne kadar bir ortalama, bu çok zor bir soru biliyorum ama ortalama bir süresi var mı? Yani bu sınavlara şu kadar zamanda çalışılıyor diye bir süre var mı? Ne Evet. kadar zaman alır bir diş hekiminin? Şimdi orada tabii çok bir süre olarak tabii dediğin gibi söylemek çok zor ama bu biraz ders çalışma alışkanlığıyla, seni çalıştıran ekiple. Şimdi mesela bizim sınava hazırlayan bir yani hem tıpçılar için olan ayrı mesela diş hekimler için olan ayrı programlarımız var burada hazırladığımız. Sağlam bir şekilde hazırlanırsan
geçme ihtimalin yüksek. Yani birinci sınav diş hekimleri için olanı söyleyeyim. Part 1'i geçen %70'e yakın oranı. Yani girenlerin %70'e yakını geçiyor neredeyse. İkinciye girenlerin de %50'ye yakını geçiyor. Yani sınavı geçebiliyor. Ama iyi bir şekilde hazırlandığı zaman geçme ihtimali çok yüksek. Yani üniversite bir bilimsel bilgiyi ölçen bir şey değil sadece. Şimdi İngiltere biliyorsun, yani sen benden daha burada tecrüben daha fazla. Burada her işte olduğu gibi diş hekimliğinde de doktorlukta da iş yapma tarzları farklı. Şimdi bu adamlar istiyorlar ki buradaki iş yapma tarzına uygun olsun gelen. Yani bu nosyonla gelsin istiyorlar. Evet. Ben diyorum abi, sözünü kesiyorum. Bizim şeylere, sağlıkçılara da bana kızıyorlar. Siz diyorum bütün teknik sınavları geçersiniz. Hiç problem değil bence. İngilizceniz iyiyse siz nerede kalırsınız? Hastayla ilişkilerde. Onlar da bana kızıyorlar. Çünkü o alışkanlık. Ya araba biz mesela, ben burada ehliyet sınavına girdim. Türkiye'de ehliyetim vardı. Burada geldiğimde yeniden girdim işte. Yani çok zaten büyük zorlayan şey o sınavlarda kötü alışkanlıklar. Yani Türkiye'den gelen işte o sağa dönerken, sola dönerken o kötü alışkanlık. Yani Türkiye'nin kötülüğünden demiyorum. Yani, oradaki alışkanlıkları. Evet. Yani o tarz farklı, kural farklı. Evet, yoksa araba kullanmayla ilgili bir şey yok. Çünkü adamlar iyi araba kullanan adam aramıyor. Güvenli araba kullanan adam. Aynen, evet. Şimdi bunlar da biz orada uçup kaçabiliriz ama o ara işte health and safety veya hasta ilişkilerini, hasta psikolojisini bir anlamıyorum ben de, tahmin ederim. Tabii. Çok bunları doğru. Yıkabiliriz yani diye düşünüyorum. Aynen. Evet. Mesela burada şöyle bir şey var. Doktor şimdi genelde Türkiye'de hani bizim alışkın olduğumuz tarz şudur. Hasta gelir, derdini anlatır. Hastanın beklentisi de olur yani. Sen doktor olarak ona bir çare sunman lazım. Dersin ki senin hastalığın bu ve %100 sana güvenmek ister yani. Der ki tamam ya, bu budur. Doktor da bunu dediyse hani haşa, peygamber sözü gibi inanmak ister yani. Öyle isterler. Genelde yani, tabii şey için söylemiyorum. Bu bir genel alışkanlık olarak söylüyorum. Kötü ya da iyi anlamını değerlendirmiyorum. Oradaki tarz böyle. Şimdi burada şu çok önemli. Hastayı tedavi, teşhis ve tedavi sürecine dahil etmeniz gerekiyor. Yani tedavi kararına bir şekilde dahil etmeniz gerekiyor. Yani o kararı birlikte alıyor olmanız lazım. Yani kesin olarak ben doktorum, tamam ben sana bunu söyledim, senin şeyin bu deyip yazıp gönderemezsiniz adamı. Dahil etmek zorundasınız. Yani onunla birlikte o karara ulaşmanız lazım. Şimdi bunu yapmak gerektiği için de çok fazla hastayla diyalogda, yani çünkü bu bir diyalog olacak bir şey. Sürekli konuşmanız gerekiyor. Adamı belli bir yere doğru kanalize etmeniz gerekiyor belki. Adamın kötü alışkanlıkları olabilir. Bir örnek söyleyeyim. Şimdi bunun da bir eğitimi var. Bizim kursların içinde var mesela. Şeyler var. Yani bu tür role play diyor. Buna, bu role giren profesyonel tiyatrocular var mesela. Adama diyorsun ki sen şey ol. Bu işte şeyde de var. Bu sınavlarda da bunlar geliyor. Role play yaptırıyorlar. Yani adam geliyor. Diyor ki işte ben bu kişi ne olsun? İşte 70 yaşında bir hanım olsun. Ondan sonra bir işte ne bileyim işte bir devlet kurumu. Yanları ağrıyor. Böğrü ağrıyor. Yanları ağrıyor. Yanları. Dişten giderim. Yani daha benim kendim diş hekimi olduğum için oradan gideyim. Diş protezleri değişecek mesela. Protezleri ağzına yapışmış artık. Değişmesi lazım. Kötü. Tam protezleri var. Fakat psikolojik bir bağ geliştirmiş. Hastalarda olur o. Değiştirmek istemez. Sen onu ikna et. Ben çok memnunum diyor. Ama artık altında mantarlar üremiş. Değiştirmesi lazım. Yani doktor olarak bunu görüyorsun ama şunu yapamıyorsun. Bunu değiştireceksin arkadaş. Bu bununla olmaz. At bunu, bunu al diyemiyorsun. Onu beraber alman lazım. Ve bunun da bir eğitimi var. Yani hani şey, bunu şunun için söylüyorum. Yani sadece bilimsel bilgi anlamında değil, bu alışkanlıklarla birlikte de olmasını istiyorlar şeylerde, sınavlarda. Diş hekimlerinin dental terapistik bence bu alanda bir şans. Hani bu yolda gelip burada alışkanlıkları vesaireleri bir şekilde yaşayıp belli bir dönem çalışıp o denklik sınavına öyle girdiği zaman bence şansı da çok daha yükselir. Yani oradaki sınav yapan kişilerin karşısına burada birkaç yıldan beri tecrübesi olan birisi olarak oturmak bence bir hem özgüven açısından hem de orada kendini rahat hissetme açısından, alışkanlıklar biliyor olma açısından bence bir avantaj. Doktorlar için de aynısı PLAP. Doktorlar için de PLAP. Evet, onlar için de iki aşamada PLAP'da. Onlar da yine aynı sınava giriyorlar. İki aşamada. Aynen. Tahminim bunlar bir kursa gitmeden zor yani. Kitapla falan orayı, o arayı falan zor olur. Yani. Ya zor tabii ya. Yani hani mümkün mü? Mümkün tabii ki. Yani bu bir ön şartı değil ama hepimiz olduğu gibi bunun için yani bir insanın kendi kendine de bir şey öğrenebilir mi? Öğrenebilir ama bir disipliner bir şeyin içinde bunu geçmek, tecrübeli insanlardan elinden bunu geçmek çok daha tabii hem riski azaltıyor hem de sizi belli bir
yere kanalize ediyor. Siz Türkiye'de ve İngiltere'de veriyorsunuz. Türkiye'de vermiyoruz. Türkiye'de vermiyorsunuz. Türkiye'de, İngiltere'de veriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi vermiyoruz derken aslında dental terapistlikle olan bölüm, yani diş dental terapistin ne olduğunu kısaca söyleyeyim. Dental terapist derken bizim Türkiye'de bunun karşılığı olmadığı için bazen hani tam anlamak mümkün olmuyor. Diş hekimliğinin bazı yani cerrahi işlemler hariç diyelim ya da kanal tedavisi hariç, böyle bazı tedavi kalemleri var. Bunları hariç tutularak yapılan diğer tedavileri yapabilen bir mesleki statü. Yani bizim temizlik yapabiliyor, diş temizliği yapabilir. Yapabilir. Bazı dolguları yapabilir. Ağızdan ölçü alabilir, impressions yapabilir falan. Yani epeyce geniş bir alanları ve hastaya doğrudan temas edebilirler. Yani direct access deniyor burada. Yani hasta doğrudan bu kişiye başvurabilir. Böyle bir yetki vermiş devlet bunlar. 2013'ten sonra burada. Yani öncesinde yok zaten. Türkiye'de çünkü bir diş hekimi vardır. Bir de buradaki dental nurse'e yakın. Diş teknikeri unvanıyla galiba yapılıyor. 2 yıllık bir okulları var. Bir de diş teknisyeni var. Onun dışında bir diş hekimi alanında mesela şey yok. Diş hekimi haricinde evet. Türkiye'de hiç kimse hastanın ağzına el süremez. Yetkisi yoktur yani. Burada bu şey burada sürer. Güzel, o aradaki birileri oluyor. Dental terapistler, dental hygienistler. Aynen. O dental terapist ve hygienistler hastaya hem tedavi sunabilirler hem de hasta yani direct access derken hani şunun için söylüyorum. Şimdi bazı tedaviler vardır. Doktora gidersin. Doktor seni bir başka şeye seni yönlendirir. Mesela der ki teşhisi koyar doktor. Bir alt birimdeki bir başka kişiye der ki mesela bunun şu alandaki röntgenini çek der mesela. Röntgen teknisyenini atıyorum. Şimdi bu öyle değil. Burada hasta doğrudan gidebileceği bir yetki vermiş bu iki meslek grubuna devlete. Yani dental terapist ve hygienistlere. Onun için direct access deniyor. İyi bir meslek şeysi. Yani hani gelirleri de iyi. Hani işte belki doktorların gelirleri oraya geleceğim. Olacaksın ama. Oraya geleceğim. Onlara ayrı geleceğim. Gelir kısmı evet. Merak ettiğimiz yer yani. Evet. Biz bir şekilde hallederiz. Siz yeterli motivasyonu bize verin. Biz evet. Türkiye'deki bir doktor, bir diş hekimi zaten hayatının son 25 senesini ders çalışarak geçirmiş insanlar. Evet. Çalışır onların hepsini hallederiz. Biz size oraya geleceğim. Şimdi doktorlar için de PLAP, siz bunların eğitimlerini İngiltere'de veriyorsunuz. Evet. Dental terapisti oradan çıktı. Dental terapistliğin eğitimini Türkiye'de veriyorsunuz. Çünkü evet, gelip sınava girmeye gerek yok. Girmeye gerek yok. Ama denklik sınavı için gelmeye gerek yok. Evet, aynı. Her ikisinde de doktorlukta da durum aynı. Benzer yani. Aynı değil de. Evet evet. Benzer. Aynı, çok benziyor. Aynı. Peki bu denklikleri aldıktan sonra burada çalışacak yeri nasıl bulacağız? Bizi kim istihdam edecek? Çünkü doktorlar da NHS çok daha etkin. Ama diş hekimlerinde yine var ama diş hekimlerinde poliklinikler, daha özel poliklinikler de var. Geçen var. Bölümde bahsettik. İzleme evet. Onları lütfen oraya da izlesin. Şurada bir kartmak çıkartın. Belki üşenmezsem. NHS, evet. NHS tabii her ikisini de alıyor işe. Diş hekimleri de var NHS'te. NHS anlaşmalı diş hekimleri vesaireler de var. Her ikisinde de ciddi anlamda bir açık var. Ve ülkedeki, bu ülke içindeki okullardan mezun olanlarla bu açığın kapanma şansı yok. Yani arz talebi karşılamıyor. Mümkün değil yani. Diş hekimliğinde 16 tane diş hekimliği fakültesi var burada. 17.si yeni açıldı daha. Bu yıl yani 2021'de açıldı. Ve bunların toplam öğrenci sayıları 900. Hepsinin 800 küsur yani. Hepsinin aldığı öğrenci sayısı. Devlet bunları kadar aynı mevcut 17 okul daha açsa burada 10 yıl içinde gene kapanmaz bu açık. Yani anlatabildim mi? Yani bu ülkeye bu doktorlar, bu diş hekimleri bir şekilde dışarıdan gelecek. Mesela Brexit de buradaki etkili unsurlardan birisi. Brexit sebebiyle de epey bir doktor yani tıp ve diş yani dental ve medikal profesyoneller ya ülkeden ayrıldı ya bazılarında lisanslarıyla ilgili sorun oldu. Yani niye mesela şimdi şöyle oluyor, bazen insan tabii çok anlayamıyor. Yani adam Avrupa Birliği'ndeydi, burada çalışıyordu. Niye sorun olsun? Daha yeni okudum işte, bir hafta 10 gün önce okudum, belki 15 gün oldu bilmiyorum. Bir kez okudum. Kadın diş hekimi Brezilya'da bitirmiş okulunu. Brezilya'dan mezun. İtalya'ya geliyor. İtalya Diş Hekimler Odası'nda kaydoluyor. Daha sonra tabii Avrupa Birliği zamanında İngiltere'ye geliyor. İtalyan Diş Hekimler Odası'nda kayıt olduğu için burada da diş hekimliği yapma hakkı elde ediyor. Burada çalışıyor. Brexit'ten sonra şimdi bu kadına diyorlar ki sen lisansın senin Brezilya'dan. Biz Brezilya'yı tanımayız. Ve kadına demişler ki sen şimdi tekrar bu ORE sınavlarına gireceksin.
Ya bu bir örnek. Ya bunun gibi böyle irili ufaklı bir sürü, yani buradan mutsuzluk sebebiyle giden vesaire, Brexit'in hani çok görünenin dışında ciddi anlamda bir etkisi olmuş. Hem tıp hem diş hekimliği anlamında. Yani onun için bu ülkeye bir şekilde gelecek bunlar. Yani bir yerden gelecek. Biz de istiyoruz ki daha çoğu Türkiye'den gelsin. Çünkü burada Hindistan ağırlıklı bir doktor, diş hekimi kitlesi var. Yani İngiliz haricinde. Benimki de Hindistan'ın. Değil mi? Çok var. Türkler de gelsin. Yani daha iyi, biraz en azından bir... Gelsinler. Çok da güzel yaparlar. Evet, gerçekten. Ben de aynı kanaatteyim yani. Evet. Bir de burada tatil gibi olur. Oraya da geleceğiz. Evet. Burada NHS ve özel genelde poliklinikler bunun alımını yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla bu alım, yani NHS ile bir anlaşma. Zaten denklik varsa adamlar zaten arıyor sürekli. Tabii, bir sürü ilan var zaten. Onlar size sponsor oluyor. Tier 2 vizesiyle mi? Evet, skilled worker vize diye bir vize kategorisi. Skilled worker. Bir de şey var. Ne var? Health and care worker vize var bir de. Ha, skilled evet, worker'dan ayırdılar onu. Sağlıkçı da ayırdılar. Yeni ayırdılar. Evet. Daha hızlı bir. Daha hızlı, yani. Daha az maliyetli. Daha az maliyetli bir süreç. Evet. O sağlık, o surcharge onda yok mesela. 600 küsur puan da onda almıyor. Doğru, onu yeni ayırdılar. Evet. Zaten oraya geldikten sonra da bir problem yok normal hayatta. Yok tabii. 5 yıl zaten o kategoride çalışmıyor da indefinite vize alıyor zaten. O ikisini... Indefinite'den bir sene sonra da vatandaşlık alıyor. Aynen. Çalışma şartları nasıl? Maaşı biraz daha sonra bırakıyorum. Şöyle videoyu izlensin sonra bunu diye. Artık öğreniyorum. <Evet. gülüyor> Az sonra. Türkiye'dekilere göre tabii daha az sayıda hasta bakıyorlar. Daha konforlu bir hayatları var. Yani hayat, konforlu derken hani lüks anlamında söylemiyorum. Daha belli saatte başlıyor, belli saatte bitiriyor. Bak, tabii kendine zaman ayırabiliyor. Ondan sonra yani Türkiye'den daha az mesai harcayarak ve daha kafa konforu, daha böyle ne bileyim hani huzurlu bir şekilde daha yüksek gelir elde etme şansları var. Tabii burada şimdi NHS tabii sürekli bir feryat ediyor şeyden dolayı, bu doktor sayısının azlığından ve bu pandemi sebebiyle. Şeyden dolayı çok çalışıyorlar. Yani onlar da tabii şu anda onların da durumu çok kolay değil. Zorlanıyorlar ama hani buradaki insanların zorlanma olarak kabul ettiği şey Türkiye'dekiler için belki bir öyle sayılmıyor. Çünkü Türkiye'de hakikaten çok hasta bakıyor şeyler, doktorlar. Bir de mesela bana şey çok soruyorlar. Hani ayrımcılık olur mu? Biz geldik, hani biz orada bir yabancı doktor gibi şey olur mu? Ya diyorum ki burada kolay kolay ırkçılık anlamında, ayrımcılık anlamında bir şey olmaz. Zaten doktor kitlesinin yarısı hemen hemen zaten İngiltere dışında. Orada hiç olmaz yani. Hani meslektaşlar arasında bir öyle bir mobbing hiç duymadım, rastlamadım. Çok olacağını da zannetmiyorum. İkinci soru da hani hastaların davranışıyla ilgili soru. Çünkü Türkiye'de maalesef son zamanlarda şey çoğaldı. Yani hastaların böyle bir doktorlara karşı saygısızlık, kırıcı, dökücü, yani hani çok üzücü hakikaten. Yani ben okuduğum zaman böyle sinirlerim bozuldu. Hatta okumak istemiyorum bazen. Yani böyle şeyleri görüyorum Twitter'da falan. Onu soruyorlar tabii de haliyle doğal olarak. Diyorum o hiç olmaz yani. Öyle bir hakkın yok ki, öyle bir şey yapamazsın yani. Bütün devlet dairelerinde, evet. Yani hastane başta olmak üzere, işte biliyorsun abi sen de, girince ilk yazdıkları şey o. Fiziksel veya sözlü herhangi bir şey, personelimize karşı bir abusive bir davranış, istismar edici bir davranış. Evet. En katı şekilde karşını bulacak. Yani bu, kayıtsız kalmayacağız diye söylüyorlar. Evet, evet, evet. Bir de şey olmuyor yani, ben geçenki videoda da bunu söyledim. Ya zaten direkt doktoru göremiyorsun ki. Yani. Evet. Doktora varıncaya kadar senin sinirin alınmış oluyor. Yani. Doktora varıncaya kadar bir sürü süreç geçiyor yani. Evet, evet. Çalışma şartları tabii daha iyi ama bunun daha da detayına belki ileride ineriz gelen talebe göre. Maaşlar yani, maaşlar geliyor. Maaşları doktorların ya da diş hekimlerinin de burada iyi. NHS'te mi çalışacak, özelde mi çalışacak, işte belli saatte mi çalışacak? Ya normal şartlarda, normal işte haftalık 37,5 saat çalışma şartlarına göre konuşalım. Brüt yıllık gelir üzerinden söyleyelim, kabaca söyleyelim yani. Dental terapistlerinki yeni başlayan birisinin işte 35-40 civarında başlıyor. Diş hekimlerininki 65 civarında başlıyor ama tabii bu çok... Bu arada bunlar yıllık ve bin. Yıllık ve bin, pardon yani, evet. 65 bin aynen, brüt. Evet, 35 bin brüt. 65 bin brüt. Brüt. Ama tabii bu yani bunları da basic olarak söylüyorum. Yani çok hızlı bir şekilde yani birçoğu bu ortalaması bunun çok üstünde. Doktorlarınki de öyle ve doktorlarınki bunlar de bir şey giriş, olarak. Yani kötünün kötüsü, evet. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Yeni bitirdi bir çocuk diş hekimliği fakültesini. NHS'de işe girdi. Oradan başlıyor gibi. Öyle düşünün. Yani işte öyle söyleyeyim. Ya da
Yani tecrübe kazandıkça, o bantlar var ya burada, bant 6, bant 7 bilmem ne, bantlar arttıkça, ondan sonra diş hekimleri açısından orada bir UDA denen bir şey var. Birim bir şey yapıyor, bir ücret hesaplama metodu var mesela NHS şeysinde. Bak ya yani ne demek, bu ne kadar çok hasta bakarsa, ne kadar çok şey yaparsa artabiliyor falan. Yani çalışma şartlarında tabii bir sürü şey var yani. Maaşlı çalışmalar, şeyli var vesaire. 65 bin diyelim. Değil mi? Evet. 65 binden başlıyor. Şimdi brüt 65 bin. Yani telefondan şeye bakıyorum bir yandan da. Hı hı. Acaba şimdi bizim anladığımız şey şudur, biliyorsunuz Türkiye'de. Cebimize girer. Arkadaşlarım. Cebimize aylık ne girer? Yıllık vesaire bunların hepsini. Şimdi take home eve giden 2021 hesaplarıyla aylık 3865 diyor. Evet. Yani 4000 pound. 4000 pound da başlangıç için. Yani başlangıç için normalde de iyi para zaten. İyi para tabii canım, iyi para. Yani şey, ailesini çok çok rahat geçindirebileceği. Tabii tabii. Çünkü bunun başlangıç olduğunu düşündüğümüzde. Tabii yani normalde diş hekimleri ve doktora telaffuz eden 100'dür aslında. Yani 100 civarında, yani 100'ün üzerinde falan diye. Yani bu evet. Şey yapılır ama ben hani şöyle bir şey de hani çok ya böyle bir cennet köşesinden bahsediyorum. Ben hani bunu da çok çünkü şey yapmak istemiyorum yani. Hiç kimseye demiyoruz ki ya işte burada her şey dört dörtlük kardeşim, kalkın işinizi gücünüzü alın. Bu bir hayat tercihi. Yani insanların yaşama tercihi. Yani bunu siz bu hele Ankara Anlaşması sürecinde daha önceki süreçlerde çok gördünüz. Yani bu insanlar mutlu olacağı bir yer arar. Gidecek orada çalışma şartları. Ya bazı insan Türkiye'de orada çalıştığı yerden mutludur, şeydir, buraya gelmek onun için bir şeydir. O adamları kimse çağırmak, ya bizim işimiz değil zaten kimseyi buraya çağırmak ya da burası mükemmel demek. Ama şartları anlatıyoruz. Diyoruz ki şeyler bunlar. Onun için de çok böyle abartarak söylemeye ben çok şey bunun en iyi yolu bunu öğrenmenin yani net ya hakikaten neymiş diye bir Indeed'den kendi mesleğe yani hani bunun en garanti yolu odur. Oradan girip bakmak. Yani çünkü ben doğru, orada dental terapist için 80 bin vereni de gördüm mesela. Dental terapist arıyordum 80 küsür bin. Ben hatta dedim ki bu adamın yeri nerede acaba dedim ya. Hani çok mu dağbaşı bir yer? Abi Manchester'ın batı tarafında tam neresiydi hatırlamıyorum. Böyle deniz okyanus kıyısında da bir yer. Gayet de güzel bir yer yani. 80 bin teklif açmış oradan. Dental terapist için. Dentist değil bak. Yani bu ayda Türkiye şu anda yani TL olarak evet. Net olarak ayda bir 80-90 bin TL'ye falan geliyor. Yani hele orada orası için çok iyi para yani. Yani Londra'da olsa da iyi para da. Ne harcayacaksınız? Yani kiralar zaten ona yani, göre olur. Yani, yani ucuz olur. Manchester'ın da dışında böyle bir çok güzel bir sahil kasabası gibi bir yer. Yani merak ettiğim için baktım hatta. 80 bini görünce dedim ki ya neresi bu falan diye. Hani bunu yani en iyi yolu işte girip herkes kendi mesleğine diş hekimi ya da ne bileyim işte göz uzmanı vesaire girip Indeed'den ya da bir sürü öyle sitelerde bakmak yani maaş konusunu oradan bakabilirler. Oradaki evet, burada bir real yani. Real ama bir yani. Aylık yani ortalama net bir 70 bin TL'den falan başlıyor gibi yani, yaklaşık. Bu çok iyi bir rakam. Yani İngiltere şartları için de iyi rakamlar yani. İngiltere için de. Evet. Ya ben genelde şeyi söylüyorum mesela bu tür sohbetlerde. Dediğim gibi mesela biz Ankara Anlaşma sürecinde de hep aynısını yaptık. Hı-hı. Yani kesinlikle kimseye davet, kimseyi heveslendirmek değil buradaki. Gelmek isteyenlerin veya böyle bir düşüncesi olanların ne olduğunu anlatmak. Aynen, aynen. Kesinlikle. Burada hani mesela maaşlar buraya göre iyi ama genelde şuna bakmak lazım. Türkiye'de diyelim maaşının %10'unu artırabiliyor. Burada da %10'unu artırabiliyorsun. Hı-hı. Ama burada maaşının %10'unu artırabildiğinde yani bu bir anlam ifade ediyor. Evet. Ve bu arada geri kalan %90'da da birçok şeyi de aslında ücretsiz sahip olabiliyorsun. O hani işte sosyal haklar, o rahatlık gibi gibi şeyler de var. Evet, evet. Evet, benim sorularım bitti abi. Senin tarafta tamam, bir şeyler var mı eklemek istedin? Yoksa yavaş yavaş kapanışa doğru geçelim. Teşekkür ederim, sağ ol. Misafir ettin. Yani, bu arada kısaca tekrar hani kapanışta da söyleyeyim. Şu anda işte Vestiyar Yayın Grubu'yla başlayan süreçle beraber devam eden, arkasından Vestel'le devam eden, şu an Knightsbridge Akademi'yle devam eden süreçte şu anda doktorlarımızdan, diş hekimlerimizden, eğer İngiltere'de gelip mesleğini icra etmek isteyenler varsa sizleri bulsunlar. Ben eğer unutmazsam ve altına yazacağım kanalın açıklamaya iletişim bilgilerini. Unutursam da Knightsbridge Akademi diye yazınca işte YouTube'da, çıkar. Vestel'de yazınca çıkar. Vestel'de her yerde çıkar. Vestel veya Bülent Manav yazınca. Çıkar. Şiir kitapları da çıkar bu arada. Benim çok hoşuma gidiyordu. Okudum. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Zaman ayırdın bize. Çok teşekkür ederim.
sizlere de şuradan şimdi şey, kameraya, öbür kameraya bakıyorum falan gibi yapayım biraz. Herkese çok teşekkürler, çok sağ olun. Bu kadar size zamanınızı ayırdınız. Umarım faydalı olmuştur. Bir sorunuz varsa, herhangi bir şey varsa bizlere demek istediğinizde hemen aşağıya yorumlara yazabilirsiniz veya bir şekilde bana ulaşıp söyleyebilirsiniz. Yani onu da ileriki aşamalarda yaparız. Tekrardan beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayınız. Bunu söylemeyi sevmiyorum abi de. Söylemek gerekiyormuş. YouTube'da her yerde bunu söylüyor. Hatırlatmak marifet lazım. İltifata tabidir demiş. Ziya Paşa mıydı? Yani evet. Yani tabii yani. Müşterisiz meta zayidir diyor. Ah müşterisiz meta zayidir. Bizim meta var devamında. Müşterimiz yani. Nerede bizim? Evet. Herkes kendisi iyi akşamlar diyeceğim de. Siz sabah mı izlersiniz akşamı bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlık sektörü serisini bu şekilde zirvede noktalamış oluyoruz. Yani en son konuğumuzla zirvede noktaladık. Belki ileride tekrar bu kapıyı açacağız. Sizden gelen taleplere göre ileriki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.